Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun Çirkin isimli oyununun premieri. Premier bu şehir için veya dünyada ilk kez sahneleniyorsa o tiyatronun sahnelediği ilk oyun anlamına geliyor. Bu sebeple bu salonda olan bu heyecanı eksiğimizle, gediğimizle, tüm artılarıyla birlikte bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz bu oyuna çok kısa sürede hazırlandı. Aslında tahmin edebilirsiniz, temposu çok yüksek, neredeyse arada boşluklar olmayan bir oyun. Bunu kıpırtısız bir şekilde izleyen, şu an karşımızda müthiş bir salon var, müthiş bir kalabalık var. Normalde buranın kapasitesi 72, fakat şu an 135'e çıktık. Kenarlarda, ayakta, arka sırada, en arkada ayakta izleyen izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu oyun itibariyle bizlerle Tarsus Kent Orkestrası'ndan iki misafir sanatçımız birlikte oldu. Oyun müziklerimizi yaptılar. Onlar için de ben kocaman bir alkış. Oyunumuz yarın tekrar saat 19'da bu sahnede. Pazar günü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin konu olarak Ankara'da ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart olmak üzere 2023 yılının sonuna kadar sahnelenmeye devam edecek. Belediye Başkanı Çirkin'di. Çünkü ranttan gıcık kapıyorlardı. Belki bizim hikayemiz 5 yıl 10 gün sonra herkes ama herkes bu hikayeyi nereye giderse duyacaklardır. Kültür merkezi açılıyor. 2023'te açılıyor. Dünyanın yapamadığı, Avrupa'nın yapamadığı, Türkiye'de hiçbir yerde olmayan iş sağlığı, iş güvenliği ve sporcu sağlığı yerleşkesi hastanesi açılıyor. 3 tane devasa kent meydanı açılıyor 2023'te. 7 tane kreş açılıyor. 0-3 yaş grubu bebek kütüphanesi açılıyor. Bütün kentin dış mahallelerinde kreşlerin yapımını özellikle kadınlarımız için, onların çalışmaları için yapıyoruz. Kadının üretmesi için, gençlerin iyi bir yere gelmesi için. Biz çirkin denilmesine razıyız. Hep desinler. Ama hiçbirimiz bu yoldan dönmeyeceğiz. Hiçbirimiz bir estetik cerrahına başvurmayacağız. Evet, onlar emin olun çok ödül alacaklar. Daha önce yaptıkları gibi. Yani gözlerimi yaşattı az önce. Mendil var mı diye başta sordum. Hissediyordum zaten oyunun sonunu ama yani bu kadar da bir sonla biteceğini hiç tahmin etmiyorsun. Tebrik ediyorum. Onlar yıllardır emek verdiler. Alın teri. İnanılmaz çalıştılar. Temizlik yaptılar. Gizli mutfakta sandviçleri de yapıyorlar. Doktorum aynanesinde ne olur ki? Bir lokma ekmek, bir lokma peynir. Ama onlar her şeyi yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu kentte nefes aldığım çok değerli insanlardan, gurur duyduğum insanlardan bir grup. Düşünebiliyor musunuz? Bir festival Ankara'da ve daha oyun hiç oynanmamış, oyuna davet ediliyor. Bu inanılmaz bir güven. İnanılmaz bir olay. Hiçbir yerde duyulmuş bir olay da değil. Ama çocuklar pazar günü Ankara'da olacak. Onları yalnız bırakmayacağım. Yanlarınızda yok. Özellikle geldim. Ben gelmeden önce bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Zaman çok akıcı geçti, güzel geçti ve sunum çok güzeldi. Realiteyle çok güzel harmanlamışlar. Yani ben ilk önce bayağı profesyonel bir oyuncular sanmıştım. Duydum ki bir de bizim Tarsus Belediyesi'nin oyuncularıymış. Tiyatrosunun oyuncularıymış. O daha da sevincimi arttırdı. Çok güzeldi. Tarsus'ta böyle etkinliklerin olması bizim açımızdan da iyi. Oğlumla birlikte gelebiliyoruz.
güzel. Beğendik yani oyunu da, sevdik. Aynen. Şahsen annem sayesinde tanıştım. Çok da beğendim. Güzeldi, keyifle izledim. Harika bir oyundu. Takip ediyoruz zaten. Tarsus Kadınlar Derneği olarak biz hep takip ettiğimiz başkanımız, üyelerimiz sürekli geliyoruz ve çok beğenerek izliyoruz. İnsanlara bunu reklam yaparak daha da katılmalarını sağlıyoruz. Önce örneğin ben 3 kişi geliyordum. Şimdi 6'ya çıktık. Ama bunun yanında arkadaşlarımız da katılarak 10'a 15'e çıkabiliyor. Bir kez daha Tarsus'ta harika bir oyun izledik. Bizi bu güzel oyunlarla, çağdaş oyunlarla kavuşturan, oyunlara kavuşturan ekibe, yönetmen Nihat Çapar'a, oyunculara, belediye başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok şey borçluyuz. Bu oyunda yüzsüzlüğün, yüzün yüzsüzlüğün ne olduğunu derinlemesine hissettik. Kendimizdeki bir sürü iniş çıkışları duyumsadık. O anlamda bir defa izlemek yetmiyor bu oyunu. Defalarca izlemek gerekiyor. Hepimiz şanslıyız. Bu önemli kültüre sahip çıkmamız gerekiyor. Çok mutlu eden bir oyun izledim. Teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın verdiği haberle gerçekten çok mutlu oldum. Tarsus'a yakışan bir yer değildi. Daha güzel bir yerde daha güzel oyunlar izlemeyi isterim. Oyunda gerçekten çok güzeldi. Sonunda ağlamamak için kendimi zor tuttum. Daha önce ben ödüller aldığında biliyordum zaten bu tiyatronun. İlk premierinde bu kadarını beklemiyordum. Çok daha fazlasını buldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Keşke her belediye böyle olabilse. Başka bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten bu tiyatro başladığından beri takip etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince, imkanım oldukça bütün oyunlara geliyorum. Şimdiye kadar izlediğim en güzel üçüncü oyundu. Yani sıralamaya koyarsak birinci oyun diyebilirim yani. Ha, bütün oyunlar çok güzel, çok hoşuma gidiyor geldiğim oyunlar içerisinde ama bu ilk sırada. Haluk hocamın da yani bunları devam ettirmesini, Tarsus halkı için gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı, kültürel etkinliğe ihtiyacımız vardı. Bunları aynı şekilde devam ettirmesini istiyoruz.